Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hürriyet'teki haber, bir dış basın kaynaklı bir haber. Hani dış basından bu tür haberler kolay kolay çıkmaz. Yani bir ateşten böyle bir duman çıkar ki gelir diye düşünüyorum. Hürriyet. Kerem yaz döneminde ayrılma fikrini sıcak. Sky Sports'un haberine göre Almanya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin milli futbolcuya hayran kaldığı ve yazın sarı kırmızıların kapısını çalabileceği belirtildi. Haberde bu sezon 22 maçta 5 gol 7 asisti bulunan Kerem'in 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılabileceği aktarıldı. Kerem geçtiğimiz günlerde transferi için yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek, diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir. Ancak şu an Galatasaray'da ve buradaki performansıma odaklanıyorum. Diğer şeyler zamanla belli olacak demişti. Kerem'in yurt dışı hayali ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Her zaman biliyoruz ama şimdi on numarada iyi değil. İşte Kanada alacak vesaire gibi Okan Hoca. Bu haberler çıktıktan sonra bunun akabinde şimdi Sky Sports iddiasına göre de Kerem yaz döneminde ayrılma fikrine sıcak haberi çıkınca benim kafamdaki o puzzle'ın parçaları yavaş yavaş böyle bir oturmaya başladı. Açık söyleyeyim sana Okan Hoca'nın e, ya Kerem belki gider aman gitsin ya da gitmesin düşüncesiyle onun pozisyonunu değiştireceğini salt bu nedenden dolayı Kerem'i farklı bir yere koyacağını şu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Kerem'in gidebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü o performansı o başarıyı bize gösteriyor. Ya ben bir başlık out olsam niye başlık alt olduğumu söyleyeyim. Final noktasında bakıyorsun ya Kerem'le ilgili gelen, aşağıdan gelen ayrı ayrı raporları bakarım. Mutlaka bakarım. Bak ben şunu çok net biliyorum. Kerem Aktürk olduğu, iç çıkışı yakaladığı yani Erzincan Spor'dan Galatasaray'a gelip hiç unutmuyorum. İstanbul'da çok yoğun bir kar yağışı altında oynanan burada bir Galatasaray Galatasaray Kasımpaşa maçı vardı. Fatih Hoca o dönem teknik adamdı. İlk o maçta 11 olarak değerlendirmişti sağ kanatta. İlk o maçta çıktı. Ya yani o maçın sonrasında akabindeki o akan sezonda bütün scoutların dikkatini çekti falan. Kerem konusunda o dönemin scoutlarının raporlarında genelde bitiricilik konusunda bir eksisi var. Bir de hani çok Şansını zorluyor bazı pozisyonlarda. Biraz daha kolay oynamayı öğrenmeli şeklinde bir raporlar vardı ama oradan buraya geldiğimizde Galatasaray taraftarının belli bir kesimi Kerem'i geliştirirse de ben Kerem'in bu konuda da kendini geliştirdiğini düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray masaya oturuyor. Wekhorst. Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta forma giyen ikinci yarısını ise Premier Lig temsilcisi Manchester United'da kiralık geçiren ve bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst son takımında da hüsrana uğradı. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu son olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutmuştu. Alman ekibine de kiralık olarak transfer olan golcü oyuncu United'da olduğu gibi Hoffenheim'da istediğini bulamadı. Yarım dönemlik Beşiktaş karnesinde 18 maça çıkan ve 9 kez rakip fileleri sarsıp 4 kez de gol pası veren tecrübeli oyuncu hem dikkatleri üzerine çekmiş hem de kendisini camiaya sevdirmeyi başarmıştı. Kısa sürede aidiyet yakalasa da 31 yaşındaki futbolcu o iyi performans sonrası İngiliz devi United'ın ilgisine kayıtsız kalamamış ve siyah beyazlılardan ayrılmıştı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'daki macerası pek iyi geçmedi. Deneyimli forvet 31 maça çıktığı Manchester'a sadece 2 gol 3 asistlik katkı sağlayabildi. Durum böyle olunca da Manchester United'da Weghorst'un kalıcı transferini gerçekleştirmedi. Sezonun sona ermesiyle bonservisinin bulunduğu Burnley'e dönen Yıldız isim sezon başında da yine kiralık olarak Hoffenheim'a imza attı. Ancak Alman ekibinde de bekleneni tam anlamıyla veremeyen tecrübeli isim 11 karşılaşmada 3 gol bir asiste kaldı. Hoffenheim'dan ayrılabileceği konuşulan Weghorst, Galatasaray'ın radarına takılmış durumda. Galatasaray bon servisi, Burnley'de bulunan ve Hoffenheim'da kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcuyu satın almak istiyor. Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Galatasaray'a son derece sıcak bakıyor. Okan Hoca da tecrübeli golcünün hem çift forvet oynama planına uygun olması hem de forvet arkasında görev yapabilecek özelliklere sahip olması sebebiyle bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar gerekirse bakan bu veya Dries Mertens ile yolları ayırıp buradan açılacak kontenjanı ve korsta kullanmanın hesapları içinde. Yıldız futbolcunun kulübü Burnley ile bu hafta içinde temasa geçilmesi bekleniyor. Galatasaray'dan Saşa Boyey hamlesi Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarı kırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak. Saşa sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı kırmızılı kulüp Fransız Yıldız'ın 1,5 yıl sonra bitecek kontratını yenileyecek. 480 bin euro kazanan boyun yeni ücreti 1,5 milyon euronun üzerinde olacak. Zam yapılacak Saşa Boe'ye ya Ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da İsmi Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi. TRT Spor'un haberine göre molde forması giyen genç oyuncunun menajeri Solbakken şu an için takım ismi vermem doğru olmaz dedi. Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu bu maçın ardından sarı kırmızılı ekibin radarına girmişti. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Molde formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol, 10 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'da Mertens gibisi yok. Galatasaray'ın kadro derinliği çok çok fazla. Ancak 10 numara konusunda zenginlik görünse de kullanıma ve alınan verime bakıldığında Dries Mertens'in yerini tutan pek yok. 36 yaşındaki oyuncunun futbol aklı ve takımı yönlendirmesi farklı sonuçları da beraberinde getirdi. Sarı kırmızılı takımın bu sezon iki farklı ve üzerinde kazandığı maç sayısı 4. Bunların üçüne Mertens ile başlandı. Tek farklı kazanılan maçlarda ise Hakim Ziyeş ile Kerem Aktürkoğlu var. Son olarak 10 numarada Kerem'in kullanılması soru işareti. Kanatlarda Zaha ve Ziyeş'e yer açmak için böyle bir deneme yapan Okan Buruk'un milli ara sonrasında Kerem ısrarından vazgeçmesi ve yeni bir hücum planlamasına girmesi bekleniyor. Kerem'in kanatta daha skorer bir performans sergilediği görüşü ağırlıkta ancak Buruk'un elini kolunu bağlayan elde Zaha, Tete ve Ziyeş gibi isimlerin bulunması. Ayrıca Bunlara Kerem Demirbay da eklenebilir. Eldeki kalitesi yüksek yıldızlardan verim almak isteyen ve kimseyi küstürmemeye özen gösteren Okan Hoca, Mertens'i de ilerleyen yaşı sebebiyle hamle oyuncusu gibi görüyor.